Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 17. haftasının ikinci videosundayız. Bu videoda kare dik prizmadan ve küpten bahsedeceğiz. Sayfa numarası da 203, 204 ve 205'i halledeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Kare dik prizma daha öncesinde gördük aslında. Prizmaları bilen kare dik prizmayı da rahat bir şekilde yapabilir. Tabanları kare, yan yüzleri dik dörtgen olan prizmaya kare dik prizma adını veriyoruz. Evet kare dik bir hızma. Çok kolay. Tabanı ve tabanı kare olacak ve yan ayrıtları yani sütunları dik olacak. İşte biz buna kare dik prizma adını veriyoruz. Şimdi cisim köşegeni eğer şurası A burası A burası da A, H diyelim B demeyelim H ise cisim köşegeni kare içinde A kare artı B kare artı C kare diye A artı A kare artı H kareden çıkar. Kare içinde 2A kare artı H kare ezberleme kendiliğinden çıkacak. Ya da Yap bir Pisagor bağıntısı. Şuna ait. Hocam buna ait bir dik üçgen nasıl oluşturulabilir? Şöyle. Öncelikli olarak A iken burası da A, 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 A kök yaptı. E şurası da 90 derece. Pisagor bağıntısından A kökünün karesi artı H'ın karesinden X'i bulabiliriz. Yani 2 A kare artı H kare kare içinde diyebiliriz arkadaşlar. Yanal alan. Arkadaşlar dikdörtgenler hep A çarpı H'lık dikdörtgenler değil mi? Evet 4 tane dikdörtgen var. 4 tane A H şeklinde bulunur ya da taban çevresi çarpı yükseklik 4 tane a çarpı h da yine 4 a'şı veriyor. Alan. Alan nedir? Taban alanları artı yanal alan. Taban alanlarından akareden kareden 2 tane var. Taban ve taban olmak üzere. Artı yanal alan. Yanal alanda 4 a h. Bunu da ezberlemek yine kendiliğinden çıkıyor. Hacim. Bunu da ezberleme taban alan çarpı yükseklik a kare çarpı h olayı veriyor. Yani normal prizma bilgisiyle zaten siz bunu yapabiliyor musunuz? Yapabiliyorsunuz. O yüzden sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Açılımı da şöyle gösterecek olursak. 4 tane dikdörtgeni yan yana koyarsın böyle. 4 tane dikdörtgeni aynı dikdörtgeni koyduktan sonra bir kareyi buraya öbür kareyi buraya ya da istediğin yere koyabilirsin. Fark etmez. İstersen her ikisini de şuraya da şöyle koyabilirsin. Şu şekilde de açılım olabilir. Ya da kareyi koyduktan sonra büyük dikdörtgenleri şöyle koyarsın. Bakın şöyle. Bir tane dikdörtgenin kareyi de şuraya koyarsın. Yani şunlar tabanımız ve tabanımız ve açılım da şu şekilde olacak diyebiliriz. Hatta a, a a a h şeklinde ya da a a a a h burası da h şeklinde şunları da şu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Açılımda ne olur ne olmaz karşımıza gelir diye bunu da söylüyoruz. Evet hadi bakalım sorulara. BG nedir diye soruluyor. Arkadaşım şurası kaç verilmiş? Kare olduğundan dolayı 3. Her yer 3. 3 3 3. Sonra yüksekliğimiz 4. 4. E, burada zaten dikdörtgen olduğu için burası 90 derece. 3 4 5 üçgeninden şurayı kaç buluruz arkadaşlar? 5 olarak buluruz. Cevabımız 5 oldu örnek 19'da. Geldi örnek 20'ye. Cisim köşegeni isteniyor. E, 3 yap. burası ister böyle yap. Kare kök içerisinde 3'ün karesi artı 3'ün karesi artı 4'ün karesi d. 9 18 16 daha 34 mi yapıyor? Evet kök 34'ü ister böyle yap. İstersen buna ait bir dik üçgen yap şöyle. Pisagor bağıntısından sonuca ulaş. Şuradaki Pisagor bağıntısından. Şurası 3 3 ya. Burası ne oluyor o zaman? 3 kök 2 oluyor. E burası da 4. Pisagor bağıntısı x'in karesi eşittir. 3 kök 2'nin karesi artı 4'ün karesi deyip x'i de böyle yine kök 34 olarak bulursun. Bu da ikinci yol olarak burada kalsın arkadaşım. Tamam. Bildiğimiz yol. Yordam. Evet geldik şuraya. Prizmanın yan alanı nedir? E hocam kare dik prizmaya 4, 4 4 4 4 her yer 4. E 4 4 4 4 olduğu için Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi kaç? 4 tane 4. 16 çarpı yükseklik. Bize yana alanı verecektir. Ya da 4 çarpı 6'tan kaç tane var? 4 tane var da diyebiliriz aynı şey. Bu da kaç yapıyor? 96 yapıyor. Yani cevap örnek 21'de 96. Geldik örnek 22'ye. Kare dik prizmamış. 3, 3. Tabanı hep 3 olacak değil mi? Prizmanın hacmi. Hocam taban alanı 3'ün karesi çarpı yükseklik. Bütün prizmalar da aynıdır. Çarpı h deyip 5 kere 9 45'i bu şekilde bulabiliriz. Örnek 22, 45. Örnek 23. Dikdörtgeni demiş. Arkadaşlar dikdörtgeni diye söylemiş zaten. Burası 90 derece. Yan yüzeyler dikdörtgen olduğu için 4, 8 ise burası 4, 45 oldu. Kare dik prizma olduğundan burası da 4'tür. E Dikdörtgen dediği için direkt Dikdörtgenin alanı ne olacaktır? 4 çarpı 4 kök 5'e eşit olacaktır. O da 16 kök 5'e eşit olacaktır. Dikdörtgeni demeyip de dörtgeni deseydi bunun dikdörtgen olduğunu nereden anlayabilirdik? Hocam şuradaki çizgi buradaki düzleme dik olduğu için şurası 90 derece. Ya da bu çizgi arkadaki düzleme dik olduğu için burası 90 derece olduğunu ve aynı şeyleri burada da söyleyeceğimiz için buranın dikdörtgen olduğunu da yani artık ikinciye söylüyorum artık bundan sonrasında böyle bir kesit. Yani herhangi bir kesit. Böyle dikdörtgen olduğunu da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani bu kesidi ben şöyle de almış olsaydım. Bakın tabii bu şu kenarları paralel olacak şekilde olursa. Şu kesidi ben şöyle de al, alsaydım arkadaşlar. Mesela şöyle geldim şöyle geldim. Şöyle geldim ve şöyle geldim. Bu da bir dikdörtgen olurdu. Çünkü bu yan yüzey dikse 90. O dik 90'lara da dikkat edeceksiniz. Tamam. Evet örnek 23 16 kök 5. Geldik örnek 24'e. Hacmi 75 santimetre küp olan kare dik prizmanın yüksekliği arkadaşlar kare dik prizma iki tane dik dörtgen arka arkaya çizersin şöyle. Şu a a ve yüksekliği de 3 demiş. Hacim dediğimiz a kare çarpı yükseklik taban alan çarpı yükseklik 75 derece verilmiş. A kare buradan 25 çıkar a'yı da kaç buluruz 5 buluruz prizmanın alanı. Alan dediğimizde nedir arkadaşlar taban alanları. Yani iki tane 5'in karesinden var. Bakın 5'in karesinden iki tane var taban alanları şunlar. Bir de artı yanal alan taban çevresi yani 4 tane A 4 çarpı 5 çarpı 3'e eşittir? Evet 4 tane 5 çarpı 3'e eşittir. Şurayı 5 bulduk ya ya da taban çevresi 4 tane 5 çarpı yükseklik taban çevresi çarpı yükseklik diyebiliriz. Buradan ne çıktı? 50 artı 60 çıktı. Buradan da böylelikle 110 çıktı. Örnek 24'ü 110 bulduk. Geldik küpe. Arkadaşlar küp bütün aslında bu da aynı şekilde bir prizma ama özel olarak bilmekte de fayda var. Şimdi e, bütün ayaklarımızın birbirine eşit olan dikdörtgenler prizmasına biz ne diyoruz? Küp adını veriyoruz. Şimdi küpte 6 tane e, kare yüzeyden oluşur arkadaşlar. Bütün yüzeyleri aynı kare olacak. Altlarının zar yüzeyi gibi düşünebilirsiniz. Yüzey alanı alt tane kare olduğu için bir kenarı da A diyecek olursak 6 tane A kare değil midir arkadaşlar? E 600 var. Her bir yüzeyin a, 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 kare o zaman alttan a kare. Ya da ne bileyim taban alanları 2 tane a kare. Yan alanında taban çevresi çarpı yükseklik 4a çarpı a. Yani 2a kare artı 4a çarpı a taban çevresi çarpı yükseklik. O da 4a kare yaptı. Topladığınız zaman hmm. da 6a kare yaptığını görüyorsunuz. Hacim taban alan çarpı yükseklik yani a kare çarpı a. Direkt ne yapıyor arkadaşlar? A küpe eşit oluyor. Yüzey köşegeni A ise burası A kök x dik üçgenden dolayı yüzey köşegeni A kök yapıyor. Herhangi bir yüzeyden çizilen köşegen de arkadaşlar yüzey köşegenleri mesela bu da mesela bu da bak bütün yüzey köşegenleri A kökü şeklinde oluyor. A A A A, ken A kökü oluyor. Cisim köşegeni de arkadaşlar nedir? A kök 3'e eşittir. Niye? karık küçüğünde içinde A kare artı B kare artı C kareydi. E burada ABC aynı olduğuna göre 3 tane A kare eşit oldu. E, A kare dışarı çıktı. A kök 3 diye de bulunmuş oldu arkadaşlar. İspat da o şekilde geliyor. Yani cisim köşegeninde A kök 3 ya da kendin dik üçgenden falan bulabilirsin. Şunu şöyle çizip A A burası A kök 2 deyip Pisagor bağıntısından burası da A ya. Pisagor bağıntısından A kök karesi artı A'nın karesinden de cevaba ulaşırsın. Çünkü burası 90 derece olduğundan dolayı arkadaşlar. Evet ama belli alttanı kare yüzeyi var. Alan bizim için çok önemli alttanı A kare. Hacim de A A A çarpımı yani A küp en önemli iki şey zaten bu bu iki şeyi de bileceğiz. Yalnız burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. açılım dediğimiz şey hocam 4 tane kareyi şöyle yan yana açıp altlı üstlü şöyle koyabilirsiniz. E, bu altlı üstlü bir böyle olur bir böyle olur bir böyle olur bir sürü açılımla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun hadi niye sildiysem şöyle şöyle farklı açılımlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar ama e, açılım olarak Farklı açılımlarla da karşılaşacaksınız. Mesela şöyle bir açılım da gelebilir arkadaşlar. Şöyle bir açılım da gelebilir. Ya da ne bileyim şöyle bir açılım da gelebilir. Sonuçta 6 tane kare olsun da. Şöyle açılım da gelebilir. Ve hatta en fazla karşımıza hemen çıkarttığı açılım bu. Ee, burada önemli olan karşılıklı yüzeyler. Ben karşılıklı yüzeylerde şunu söylüyorum. Ee, 4 tane kare yan yana geldiği zaman biri altta biri üstte olacak. zıt tarafta olacak. Böyle bir açılımla karşılaşabiliriz. Sonra... Ee, bir boşluk kuralı ve z kuralı. Mesela bir boşluk kuralı şu. Bunlar karşıtlı. Şurada da bir boşluk kuralı var. Şu yıldızlar da karşıtlı. Şuradakiler de karşıtlı arkadaşlar. Burada da bak z harfi böyle sağlanıyor. Ya da n diyebilirsiniz. Z sağlanıyor. Mesela şuraya baktığınız zaman z. Şu z'ye baktığınız zaman karşısı bu. Şu yıldızın karşısı. Şöyle z'den dolayı ya da şöyle z'den dolayı şurası yapıyor. E bunun karşısında şöyle z'den dolayı bak burası yapıyor. Bir de böyle açılımlarla da geldiği zaman ya bir boşluk kuralı. Bakın dikkat edin. Şöyle karşılıklı yüzeyler bunlardır. Bir boşluk kuralı ya da z kuralı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şuradaki yüzeyler karşılıklıdır. Bir boşluk ya da z kuralı. Ya da 4 tane kare yan yana altlı üstlü olacak şekilde de karşılaşabiliriz. Bazen böyle açılımla da ilgili bir şeyler karşımıza çıkabiliyor. Böyle şeylerle karşılaştığınız zaman da lütfen buna dikkat edin. Evet örnek birine bakalım. Yüzey köşegeni. Hemen çizelim arkadaşlar. Şöyle iki tane kareyi arda arda çizdiniz. Çizmeyi de öğrenin çünkü sözel sorularla karşılaşacaksınız. Yüzey köşegeni. Aha da burası. Altı kök ise. E bunlar a a a dediğimiz kaç çıkar? Altı çıkar. Bizden cisim köşegeni isteniyor. C k neye eşit olacaktır? C k. C k yazın. Coğrafyanın konular atma geldi. Neyse. Yunus hocam selamlar. Evet. CK'yı yazdık. 6 6 6 kök ki. bir kenar 6 ya. E, cisim köşegeninde a kök 3 olmuyor muydu arkadaşlar? Evet böylelikle cevabı böylelikle 6 kök olarak buluruz. Evet gençler ya da ne bileyim böyle çizip dik üçgenden de sonuca ulaşabilirsiniz tabii ki. Örnek 2 bir ayrıtı 5 santimetre olan cisim e, olan küpün cisim köşegeni nedir diye soruluyor. Bir ayrıtı 5 ise direkt a kök arkadaşlar. Yani cevabımız 5 kök olacaktır. Aklınıza gelmezse ne yapacaksınız? Şekli kendiniz çizip dik üçgenden Pisagor bağıntısından da çıkartabilirsiniz arkadaşım. Örnek 3. <laughs> evet örnek 3'te de cisim köşegeni 2 kökü santimetre olan kübün yüzey köşegeni nedir diye soruluyor. Yani a kök 3 eşittir 2 kök 3 ise a'yı ben buradan ne bulurum? 2 bulurum. Yüzey köşegeni nedir diye soruluyor. Yani bizden a kök 2 soruluyor. O da nedir arkadaşlar? 2 kök 2'dir. Şekli çizip bunlar aklınıza gelmezse ne yaparsınız? Sonuca şekli çizip Pisagor bağıntılarına yine ulaşabilirsiniz. Geldi örnek 4'e. Örnek 4'te de arkadaşlar şöyle bir küp verilmiş. BH 4 köküç olarak verilmiş. Bu cisim köşegeni değil mi? Evet. Bir kenar aken A kökü eşittir. 4 köküç ise A'yı buradan ne buluruz? 4 olarak buluruz. Ali Bey uzunluğu isteniyor. E, A o da ne çıktı arkadaşlar? 4. Evet örnek 4. 4 çıktı. Ya da ne bileyim yine aklınıza gelmezse şöyle çizip. Hocam bir kenar A'ysa bu 90 derece burası A kökü çıktı deyip. E, mavi yapayım isterseniz A kökü e burası daha şurası 90 derece. Pisagor bağıntısından da işte Pisagor yapıp A'yı da bulabilirsiniz tabii ki. Size kalmış. Gelmiş geldik 5'e. Şekilde küpte hocam yüzey köşegeni. ikizkenar dik üçgen A A A kök 2. Yani A'yı böylelikle ne bulduk? 5 bulduk. Bu da cisim köşegeni. E, bu cisim köşegeni olduğu için A kök Yani cevabımız 5 kök 3 olur. Örnek 5'i 5 kök 3 bulduk. Geldik örnek 6'ya. Evet Ali Kara eşittir Kenan Bey. 4, 4. Fatma Kara uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu küp olduğu için bütün kenarlar 8 değil midir? Evet. E, küp olduğu için şu bir kare ya şurası. E, burası 90 derecedir. E, artık burada bir Pisagor bağıntısı çıktı. 4, 8, 1, 2 kök 5 üçgeninden burası da 4 kök 5 oldu. Geldik örnek 7'ye. Bak havada bir çizgi varsa bir tavsiyede bulmuştuk ama öncelikle bütün kenarlar kaç? 3 olduğunu şöyle bir yazalım. Havada bir çizgi varsa üçgen oluştur demiştim. Konuyu anlatırken. Hocam üçgen oluşturdum. Ama üçgen oluştururken yüzeyden çizgi çiz. Havadan çizdin. E bu kırmızı çizgiye ait üçgen nasıl oluşur? Bak şunu şöyle çizersek. Üçgen oluştu mu? Oluştu. Nerede? Şurada. Ee, şey yapamadım. Çizemedim bir saniye. Heh. Şurada oluştu arkadaşlar. Bu üçgen işte bu üçgen büyük ihtimalle dik üçgendir böyle yüzeye dik olan bir doğru var mı diye bak. Var mı? Var. Nerede var? Tam olarak şurada var. Şu çizgi alttaki yüzeye dik olduğundan burası da alttaki yüzeye dik bir doğru olduğundan dik midir burası? Evet. Şimdi öncelikle neyi bulmam lazım? X'i bulmam için Y'yi bulmam lazım. Y'ye ait de burada bir dik üçgen var böyle. Y kare neye eşittir? 2'nin karesi artı 3'ün karesine eşittir. Y kare eşittir. 4 artı 9'dan 13 çıkar. Evet. Y 13 e çıktı. Önemli değil. Bizden ne isteniyor? X. X karede neye eşittir arkadaşlar? X karede şöyle yazalım. X karede neye eşittir? 3 ve y'nin kareleri toplamı. 3'ün karesi artı y'nin karesi. Yani x kare 9 artı y kare. E zaten y kareyi bulmuştuk 13 diye. O da 24, 22 çıkar. Ve x de böylelikle kök 22 çıkar arkadaşlar. Yani örnek 7'yi kök 22 bulduk. Bak kafadaki bir çizgi. Üçgen oluştur. Hocam Şöyle üçgen oldu mu olmadı? Hocam böyle. Üçgen oldu mu olmadı? Ya da hocam şöyle. Bak bir yol bu. Mesela bir yol bu. Ya da hocam şöyle. Siz genelde böyle yüzeyden çiziyorsunuz. Bak şu alttaki doğruya dik ya. Hocam burası 90 derece deyip bak şurası 90 derece deyip şurada bir Pisagor bağıntısı yapabilirsiniz. Evet hep böyle alttaki zemine dik olarak yaptığım için bu sefer buradan yapmayacağım. Hocam şöyle de bir üçgen oluştu. Çok güzel. Yüzeyden çizdim. Ön yüzeyden çizdim. Bak dik üçgenin farklı hallerini görün diye bunu gösteriyorum. Dikkat dikkat bu öndeki yüzeye dik değil mi? Evet. E o zaman öndeki yüzeye dikse öndeki yüzeyden geçen yani şu yüzeyden geçen bu kırmızı doğru ya da burası 90 derece olur mu arkadaşlar? Olur. Bak bu şekilde de çıkar. Evet 2 2 verilmiş. Her bir kenar 4 verilmiş. E hocam burası şurada bir pisagor bağıntısı yapacağım. Nerede? Tam olarak şurada. Şuradaki pisagor bağıntısından ulaşırım ben şuna. Şuradaki x'e e, ben öncelikli olarak y'yi bulmalıyım. Y'yi de buradaki pisagor bağıntısından bulalım. Y hatta kaç yapıyor arkadaşlar? 2 4 ise burası 2 kök 5 yapmaz mı? Yapar. E o zaman burada da bir pisagor bağıntısı. X'in karesi 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi olduğundan dolayı x kare de böylelikle 16 artı 20'ye eşit olur. Yani 36'ya eşit olur. X de böylelikle kaç olur? 6 olur arkadaşlar. Evet böylelikle örnek 8'i de çözdük. Sanırım Kaç sayfa kaldı arkadaşlar? Örnek 9'dan sonra şöyle şuradan bakayım da. Ee, örnek 9'dan sonra 1, 2, 3 sayfa kalıyor. Evet sonra silindire geçeceğiz. 3 sayfa 3 sayfa bölmüştük. Hata yapmayayım. Buradan sonrasını da bir sonraki videoda halledelim arkadaşlar. Ee, çünkü 6 sayfa vardı. Bunu da 3 sayfa daha devamını getirirsem konu bitecek ama video uzayacak. Ee, o yüzden bunu da burada bölmek zorunda kaldım. Gençler o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda sorularda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani 17. haftanın 3. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.